Evet, göstereyim, otur. Hı. Bak. Şimdi bak. Ders bu değil ama. Ders bu değil. Şimdi zaten başlamasın. Ama belki şimdi. De. Başlasın. Şey değil ama ders bu değil. Bak şimdi. Şu güneş. Tamam? Tamam. Güneş. Koyduk mu? Tamam. Bu dünya. Tamam. Şimdi bu böyle dönüyor mu? Dönüyor. Birinci dönüş bu. Haşir meydanını soruyorsun değil mi? Tamam. Onun etrafını çiziyor diyor. Tamam. O meydan-ı ekberin çekirdeğini çiziyor. Tamam. Tamam mı? Şimdi şu dünyanın çizdiği yörünge haşir meydanının çekirdeği ise çok ufak. Yani şey değil yani, akıl almıyor o hadis rivayetlerde geldi. En güzel tevil de şu, tevil etsek. Deriz ki bu çekirdek bir ağaç değil. Bu çekirdek değil işte. Bu tekellüflü bir tevil. Bu değil o. Dünyanın güneş etrafında çizdiği yörünge haşir meydanının çekirdeğini oluşturuyor. Bu değil. Bu değil. Kaç tane hareket var? Bak. 3 tane de yani. Ben sana söyleyeyim. Şimdi bu güneşin bir hareketi var. Öyle. Dünyaya göre 22 günde tamamlıyor. Kendi ekseni etrafında. Dünya kendi ekseni etrafında dönüyor. Güneş etrafında dönüyor. Etti mi 3? Bir de şu bu sistem. Güneş sistemi. Güneş sistemi. Bu içinde gezegenler var. Galaksilerle birlikte. Nerede dönüyor? Samanyolu etrafında dönüyor. Şeyde. Şems-i Şumus'un etrafında. Tamam mı? Saniyede 25 kilometre gidiyor. Saniyede. Bir rivayete göre 30 bilim insanı. Saniye tık dedi 30 kilometre. Güneş sistemi. Tamam. Şimdi bu haşir meydanının çekirdeği şu Mehmet'im. Şurada çok kalemler oldu. Şunları bir ayıklayayım da ne yapacağımı göreyim. Bak abi. Şu çizerken şöyle dönüyor mu abi? Tamam. Dönüyor. Şu dönmeyi Adem Aleyhisselam'dan veya işte kainatın kuruluşundan başladı şurası. Adem'le başlamadı. Kainat. Start. Başladı. Buradan başladıktan sonra bu helezonik yay gibi gidiyor. Sabit yerinde dönmüyor. Kalemin içindeki yayı düşün. Şöyle bir daire yaptım. Yani gidiyor. Gidiyor mu abi? Kainat başladı, dönüş. Kıyamet koptu, bitti. Bu ne yaptı? Bir koridor olmadı mı? Koridor oldu. Haşir meydanının çekildi burası. Tek bir halka değil, halkaların bütünlüğü. Bak nerede? Daire. Peki. Daire diyor, daire diyor. Her bir daire nedir ama? Kaç tane? Sen hangi asırda yaşadın? Senin haşir meydanı niye herkesin farkı bak. Herkesin haşir meydanı niye farklı olacak? Kimisi asırlar geçecek, sonsuz gibi. Ya Rabbi tam cehennem dahi olsa biz şey gidelim. Gidelim. Şu doğdun. Sonra konuşmayı kesildikten sonra dursun konuşsun. Şimdi burada başladı mı? Ses sorunu yaşatma, tamam mı? Başka bir iş yapmıyorsun sen bu işi. Şimdi buradan döndü mü? Mehmet Latifoğlu soru alacağım abi sorunu. Burada Latifoğlu doğdu. Bu halkada doğdu. Burada yoksun. Şurada da yoksun. Şurada öldün. Öldün mü? Senin haşir meydanın bütünsellik içindeki bu. Bu halkalar. Senin bu kadar şey yapacak. Bütünlük içinde ehad. Vahdet içinde. Efendim şimdi söyle kimin sesi varsa. Ferdi Aher diyor değil mi Hasan abi? Hasan abi tam yeri denk geldi de geçen bir derste dönme ile tecri arasındaki fark nedir diye sordular. Siz de şimdi dönmüyor deyince tecri tam uygun düştü oraya. Onu arz etmek istedim abi. Harika. Şimdi ikisi de doğru ama gözlemlemek şey. Mesela bugün müsbet hareket yapacağız. Hepsi doğru ama kime? Bu bir. Nereye göre?
Mesela sana göre tahrip oluyor. Ya dememesi lazım, yapmaması lazım. Doğru. Doğru mu? Doğru. Ona göre olmaması lazım. Buna göre olması lazım. Mesela diyelim ki adam öldürmek ne fark etti? Ama Allah Resulü Übey bin Halef'i gebertti. Musa Aleyhisselam bir yumrukla gebertti. Bedir ve Uhud savaştı. Onlar saldırıyorlardı şimdi bize. Şimdiye kadar diyor Allah Resulü. Şimdi biz saldıracağız diyor. Bu da müsbet hareket. Ha? Yani her asrın bir hükmü var. Şimdi ne diyecektim? Tecil. Eskiden şu proton, tamam mı abiler? Bunun etrafında elektron dönüyordu. Şimdiye kadarki bilim, şimdi hala okullarda bu okutuluyor da, yeni gelen şey, kuantum fiziğiyle yeni boyut kazandı. Ki Kur'an zaten iki tane ayet var. Nerede söylüyor? Haşiye'de, 30. sözde geçiyor galiba. Haşiye'de geçiyor. Şey diyor, halkın cedidi var olup yok oluyor, yok olup var oluyor. Şey geçiyor ona haşiyede, ayette var olup bir olmayan, o tabir nasıl bir tabir, bir kelime var. Onu hatırlamaya gidince söyleyeceğim. Şimdi böyle dönüyor mu abi? Dönüyor. Baktılar ki bir elektron olması gereken her yerde. Kuantum fiziğine göre. Mesela fiziğe göre bu buradadır. Orada değildir. Ama bunun altı var ya, alt fizik. Metafizik var, kuantum fiziği var. Şu dünyada bir yerdedir. Kuantum fizikte olması gereken her yerdedir. Bir yerde olması mucizedir. O zaman bu kuarklar ve nötronlar veya işte metafizik, sizden kuantum fiziğine göre elektron olması gereken her yerdedir. O zaman dönmüyor. Nedir? Dalgadır. Halkın cedid. Halkın cedid taşıydı. Halkın cedid. Devamlı yeni yapılıyor böyle. Var olup yok oluyor, var olup yok oluyor, yok olup var oluyor, var olup yok oluyor, yok olup var oluyor. Mesela ampul. Yanıp sönüyor. Zannediyor ki devamlı yanıyor. Hayır. Peki yanan ne oluyor? Bu kainat. İbrahim onu soruyor şimdi. Bu kainat var oldu, yok oldu. Var oldu, yok oldu. Aynı şey tekrar ediliyorsa var niye yok oldu? Yok olan bir daha var olmuyor. O gitti. Bak şimdi ben dırt, yok oldum. Var olurken yok oldum iade edilmiyor. Yaprak düştü ağaçtan. Çürüdü. Tekrar senedeki, gelecek senedeki yaprak, geçen senenin yaprağı aynı madde midir? Aynı mıdır? Hayır, başka. Başka bir şey, element. Onun için Allah'ın kudretine bak. Var oldu bütün kainat anda. Ben ve hepimiz yok olduk. Yani yok oldu ya, kudretten ilme geçtik. Tekrar var olunca Allah yeniden yaratıyor. O gitti artık. O bir daha yok. Mesela eskide düşünürdüm. Annem derdi, eski kültür Osmanlı'da büyümüş ya. Camdan bakardı. Kar indiriliyordu. Anne dedim, bu kadar fırtına var. Bak dut ağacımızı koparttı. Anne niye dedim kar tanesini birbirine çarpmıyor? Şimdi fiziksel bir isim koymuş. Artı eksi vesaire. Artı. Dedi ki birbirine çarpsaydı dedi, kafana düş ezilirdin dedi. Niye olmuyor? Tamam, çatı birleştirdi. Melekler indiriyor diyor. Sonra düşünüyordum. Ya eski insanlar bunları almış, gelenekle almış. Anne dedim, karı indirdi. Peki dedim, bir daha indirmek için ne yapıyor? Nasıl koşuyor? Allah koşturmuyor dedi. Onu da başka melek indiriyor. Sonra düşündüm, bu kara böyle bakıyorum ya. Köyde böyle kar. Vay be, Allah'ın bu kadar melekleri mi var ya? Hep indirdi, bitti onun. Bittim, evet bitti iş. Abi baba dırırt diyorsun ya, bak dediği çok güzel bir misal. Dönüp ya, hızlı dönünce film şeyleri, kareleri hızlı, yansıyor. Evet. Hızlı dönmesinden. Gözün sonra görmek içinden daha hızlı olduğu için aslında o filmdekiler, donuk, olan şeyler, donuk olanlar hareket ediyor. Işık da vurunca oraya. O kadar. Işık ne oluyor o zaman? Işık onu yani, ilim. Hakikatte. Ziya. Ziya. Ötekisi kudret, hareket. Mesela daha ilim buna varamamış. Ama gelecekte şey olacak. Bugün de öyle rüya gördüm bununla alakalı. Ben demiştim ki yani külliyatta çok uğraşıyorum ya, zaman. Mekan zamanın vücut haricisidir. Bu daha denmemiş. Böyle bir cümle yok. Mekan zamanın mülk ciheti, mekanın melekütü zamandır. Yani ne konuşuyorlarsa konuşsunlar,
Einstein olsun, diğerleri olsun, işte zamanda hareket şudur, zaman şudur, mekanla şudur, yok mekanı eğiyor diyor mesela hareket Einstein. Yani kıvranıp duruyor ilim dünyası. Hakikaten. Ama en son şundan nefes alacak. Mekan ve zamanı farklı düşünüyor. Oysa mekan zamanın vücut haricisidir. Zamandır. Çünkü harekettir. Mülkü yani mevcut tarafı şurada var ya. Aya mevcuttur. Zamanın mülk tarafı mekandır. Zamanın melekut tarafı zamandır. Şu veya mekanın melekutu zamandır. Mekanın melekutu zamandır. Yani bak ne güzel oldu. Sureti zahiri ve batınısı. Ama daha varamadı ilim buna. Yavaş yavaş geliyor. Halkın Cedid 1908'de usta söyledi. Levh-i mahf ispat oluyor. Levh-i mahf ispat oluyor. Zamanın hakikati de odur, mekan da orada oluyor. Yani ikisi beraber yaratılıyor. Ayrı düşündükleri için çözemiyorlar bilim insanı. Zaman hakkında neler diyorlar, kelam zaman nedir, mekan nedir, işte Planck kanunu, Einstein falan neyse. Tak 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 tak. Ya kardeşim Risale-i Nur'da bunu benim anladım. Budur demiyor. Benim anladığım zamanın mülkü mekandır. Mekanın melekutu zamandır. O kadar bak, o kadar sade. Peki nasıl diyebiliyorsun bu cümle? Bu cümle denebilmesi için kaç sene, 30-40 sene çalışıyorsun. Onun için Allah Resulü'nün hadisleri ve ayetleri altyapısını düşünün. Bir ayet olabilmesi için hakikaten Allah lazım. Ben şu şeyi söyleyebilmem için, ayeti göstermek için söyleyeceğim. Bazıları diyecek ki sahası değil, sahasına giriyor, başka sahaya giriyor. Ben de onlara diyorum ki Hazreti Muhammed Aleyhisselam ilahiyat mezunu değil. İlahiyatçılar diyor bana. Sahası değil, sahasına giriyor da yanlış da söylüyor. Onlara söylüyorum. Hazreti Muhammed Aleyhisselam ilahiyat mezunu değil. Ustad da mezun değil. Tamam? Einstein da lise ve üniversite okumamıştır. İlkokul 3. sınıfta atılmıştır. Duyurulur o kardeşime. Biraz düşünsün. Bilim insanlarının buluş yapanlar Edison'a baksınlar vesaire. Okumamışlar bunu. Bilinen bir süreçte mezun değiller. 600 sene Avrupa'nın tıbbın temelini oluşturan İbn Sina tıp fakültesi mezunu değildir. Lise mezunu değildir. Bunlar yeni nesile aktarmak için sistemdir o ortaokul, lise vesaire. İnsan medenidir. Sisteminde var bu mektep. Bak mesela şunlar mektepte mi anlatılıyor bunu? Şu helezonik mektepte mi anlatıyor? Ya. Acayip bir şey yani. Çok böyle cahil şeyler beni de şey yapıyor, üzülmemem gerekiyor ama onların da dinlediği taife var. Bu sefer uzak duruyorlar. Yok efendim sahası değil, sahası olmayan yere giriyor. Evet zaman mekan zaman, ben fizikçi değilim. Fizik profesörü değilim. Ama fizik profesörü diyemez bunu. Elimdeki, hani ustada demiş ya, sen kimsin ki kartalların uçmasına karışıyorsun? O da diyor ki, evet diyor, onların boğulduğu diyor, o su diyor, benim ayağımın topuğuna gelmedi diyor. Evet onlar büyük ama benim ustadım büyük. Ben Kur'an adına hareket ediyorum. Ben de Risale'nin adını söylüyorum ki bak zamanın mülkü mekandır. Mekanın melekütü zamandır diyebilmek için en az 30 sene vermişim. Bu cümlenin altında bu var. İşte bu aşil meydanı, bu toz, ne dedim bak, diyor ki adam, dönmüyor. Dönenler hala var. Elektron dönmüyor, var olup yok oluyor. Dolayısıyla bulut halindedir diyor. Yani İki şekilde hareket ediyor fizik. Üçüncüyü daha varamamış. Bir, dalga boyu. Bir hareket. Bir de dalga yani. Tamam mı? Bir de halkın cedid böyle. Madde antimadde, madde antimadde, paralel kainat. Paralel kainat. Onun için mektep okumadı. Yani yarıda bitirdik. Veya mektebim senin tıp mesela bitti. Otekisi bilmem ne. Yani devam. Kardeşim burası mektebin kemal mertebesidir. Kemal. Yani onu okusa, onu o cümleyi ancak 30-40 sene altyapıyla dolduracak. Biraz enaniyetlilere enaniyet yapayım. Yani Risale'nin
mülkle yani mekanla zaman böyle antikadır. Bak haşir meydanını fizikte nerede bulacaksın? Haşir meydanı bu Helezon'un kalemi içindeki yay gibidir. Öyle şeyi okumamış mesela. Einstein'a bakın ilkokul 3. sınıftan atılmış. Okumadı diye lafını kale almıyorum diyor musun? İbn Sina tıp mı okudu? 600 sene Avrupa'nın tıbbının temelini oluşturdu. Muhyiddin Arabi metafizik mi okudu? Bugün Avrupalılar bile ondan kaynak yapıyor onu. Yani doğu öğretisinde diyor Muhyiddin Arabi de öyle diyordu diyor. E ne yapacağız şimdi? Yani İsa, ustad okumuş mu? E ne yapalım şimdi? Peygamber Aleyhisselam ilahiyet mezunu değil. Ne yapalım şimdi? Bir tanesine dediğim gibi ona da çok kızmıştım. X bir camiye denk geldim. Vakit namazı geçti. İkindi namazıydı. İkindiydi değil mi? İkindi miydi? Öyle. İkindiydi. Ondan sonra üç kişiyiz. Bir ilçeye isim vermeyeyim ki ortaya çıkmasın. Şimdi namaz vakti bitti. O cami onların camisi. Yani onların daha bunun ama diyaneti var. Herkes bir şey oldu. Tamam üst kat kılındı, az kattayız. Biz üç kişiyiz. Hadi geç Ömer dedim. Ömer hocam. Bizimki değil. Yok yok de geç diyor. Neyse beni zorla geçirdi. Üç kişiyiz ya dershane. Üçümüz de vakıfız. Oraya gittik bir şey almaya. Yani o sarık cübbeler falan satılıyor. Ondan sonra ya cami vakti değil. İmamın, ben caminin imamı değilim. Yani üç kişiyiz. Namaz kılmayacak mıyız ben? Kıldı. İyi ben durdum. Ondan sonra bir şey anlatmak için lafım. Bizim kardeşler de iki kişiyiz arkada. Kıldı. Bir selam verdim. Baktım ki sıra dolmuş. Böyle de dolmuş. Ondan sonra demesin mi ki bir daha kılacağız dedi. Hani sesli okusak da talimim data bulsa dedim ya kıraatta. Hani şey diğerler öyle mi hoca efendi dedi. Ona sorun dedim ne bileyim dedim adam ben sizi davet etmedim biz dedim. İki tane arkadaşla kıldık dahil olduk. Sorun ona bana ne soruyorsunuz dedim. Bir daha niye için kılınacağını ona sorun. Niye kılınacakmış dedim. Hoca efendi hazretleri ama hoca ayıp tabii her şey varsa olup falan her şey tamam. Sakalın yok dedi. E peki niye bana uydun dedim o zaman. Seni zorla mı çarptılar? Senin birinci sorun bu. Sen niye girdin, itaat ettin bana? İki. Şimdi dedim sen buraya iki namazında Said Nursi Hazretleri geldi. Sakalı yok, imam oldu. Onun sakalı yok diye, ey Said Nursi sen arkada dur ben sana imam olacağım mı diyeceksin. Der misin dedim. Ama belli de olmaz dersin belki de. Yani, bak kardeşim, sana bir şey söyleyeyim mi? Ağır gelecek ama Karl Marx'ın Darwin var ya Darwin. Yani evrimi adam. Onun öyle bir sakalı var ki dedemde yoktu. Bir bakın bakalım. Avrupa böyle filozof hepsini sakallı bağlanan. Ne yapalım şimdi sakal? Ona itaat mi edelim? Yani sakal sarık gibi İslam'ın örf ve ananesinin yegane sembolü değildir. Hiçbir tane zındık sarık takmaz. Bulgara desen ölürüm sarık takmam diyor. Ama sakal demek ki fıtrattandır bu. Onun için olmasa olmaz değil. Çünkü kafirde de var. Ama sarık yok. Mesela takke. Takke de öyle değil. Yahudiler de takar. Budistler de takar. Sarık öyle değil. Peki Hindular takar mı sarık? Takar. Ama kuyruklu sarık yoktur. Yani şey demek istiyorum. Fıtratta ile fıtratı kabul eden dinler. Mesela İslam sakalı fıtratın içine koymuş. Ama fıtratta var. Her gördüğünüz sakalı deden zannede de denmez ya. Yani diyorlar. Mesela Darwin'in sakalı yok mu? He? Nasıl bir sakal? Hem de nasıl böyle? Dağınıkta değil ha böyle bizimki gibi. Böyle buralardan değil. Bak adam gibi yapmış. Ne yapacağız şimdi? Onu dedim. Surası da dedim beyaz. Nurhan demiyorum. Niye beyaz? Kafir dahi olsa Allah'ın ilim sıfatına mazhar oldukları için
kafirin dahi Allah'ın adetullah ilmine uğraştığı için suratları beyaz olur. Müslüman ise içerisinde din olduğu için nurani olur. Yani kafir bile ihmal etmiyor Allah. Bak bu kafir de ama atomla uğraşıyor, fizikle uğraşıyor. İlim ve ilim sıfatına mazhar olduğu için Allah herkesi çalıştığı kadar veriyor. Dersten önce bunları yapıyorum ama çok mühim. Bak Allah'ın ilim sıfatına mazhar oldukları için manayı ismiyle dahi olsa onlara Allah şey vermiş. Nurani şeyle parlaklık vermiş. Öyle siyah çöküntü değiller. Ama Allah ile alakası olmadığı için nurani değiller. Parlaktırlar. Ama ne ilim ne mağaz. Bakın isim vermek istemiyorum şu Türkiye toplumuna. Adamların suratında meymenet yok. O kafir kadar bile değiller. Çünkü ilimle meşgul oldukları için. Suratları bambaşka. Burada olan var ya böyle. İslam adına böyle çıkıp ben isimlendirmek istemiyorum. Görürsün. Hem de sorarsınız. Niye o Avrupa filozofları, mesela Darwin'ler şuna. Abi sordukları için. Yani o zaman makyaj yok. Yani niye böyle parlaklar? Çünkü ilim sıfatına basarlar. Hani 12. sözdeydi değil mi? Bu kitabı, bu şeyi verdi kitabı, bunun akışlarına ait bir şeyler yazın. Değil mi? Bunu yazın. İki taife, kimisi sift nakşına has-ı nazar etti, manasına hiç bakmadı diyor, kafasına vurdu diyor. Ama meşgul oldu yani. Allah ihmal etmiyor. Kafir dahi olsa ilme misin? İlim mi yapıyorsun? İlim sıfatını masarsın. Arkadaşlar bunu anlatıyorum ki belagat ehli muktezai hale mutabık hareket etmek. Nedir o? Yerinde bakın. Sen der misin dedim Said Nursi arkada dur. Sen şeyin yok. Bu fıtrattandır. İslam'ın olması olmazı değildir. O da kişiye göre, şartlara göre değişkendir. Ne yapacağız şimdi? Şimdi mektebi okumamış. Bu haşir meydanı nasıl bulacaksın? Zamanın bu anlayışını nasıl yapacaksın? Bak yakın bu şimdi çıkmaz ama gavurlar biliyorsunuz çalıyorlar Alimistan'da. Bir kendilerine göre bir kılıf tabir yapıyorlar. Sonra ben buldum diye ortaya atıyorlar biliyor musunuz? Mesela ressam var İtalyan. Da Vinci mi? Nedir o? Da Vinci. He, o mesela ne diyorlar şimdi? Yeni yeni çıkıyor. O Kuzey Afrika var ya, Tunus, Libya, Cezayir. İtalyanlar sömürgeci ya, İtalyan, Fransız, İspanya. İspanya ta Amerikalıları sömürmüş. Brezilya. Brezilya İspanyolca konuşuyor. Ne işin var? Katliamcı bunlar, işgalci yani. Kuzey Afrika'yı işgal ettikleri zaman İslam alimlerini çizerken gasp ettikleri portrelermiş. Evet. Ve hiçbir tane resmini kendisi tamamlamamış. Ya neler çıkıyor? Mesela Einstein'ın bulunduğu İsviçre'de hani bilimin bir müessesesi vardı. Herkes bir şey getirsin. Şimdi Türkiye'de de yapıyorlar ya. Bir buluş yapın, proje getirin, para verelim. Proje. İşte projelerin kabul edildiği bir müessese var. Dosyayı oraya veriyorlar. Müracaatı projelerin kabul edildiği sekretermiş orada. Projeleri bu alıyor. Müesseseye veriyor. Deniliyor ki bu projelerin birleştirmiş adam çalmış deniliyor. Çalmış. Kendisinin değil diyor. Yeni yeni çıkıyor. Yani İsviçre'de bir projelerin müracaat edildiği dosyalar veriliyor. Adam dosya ondan sonra buna benzer dosyayı reddetmiş. Resmi bu. Bu o E eşittir MC kare gibi buna benzer şeyi yapmış ama tam öyle değilmiş. Adam reddetmiş. Reddettiği de belli. Ama ne yapmış? Başkasının ismiyle derken hamurlamışlar yani. Ve ustadın dediği gibi mesela bir bilim öyle çıktı bir tane formül. Onun altında bir sürü insanın hizmeti var. O gelmiş bir şey eklemiş, o gelmiş bir şey eklemiş, o gelmiş bir şey eklemiş. Derken sıfırı bulmuş birisi. Sıfırı bulan kim? Matematiğin temelini atmış. Arap'tır. Sinüs, kosinüs, tanjant, kontanjant onu bulan Arap'tır. Sıfır matematiğin temeli, bütün fenlerin temeli sıfır bulmak. Öyle yapmış. O gelmiş bir şey koymuş, o gelmiş, ötekisi de çatı koymuş. Ama isim ona kalmış. Mesela mikrobu bulan kimmiş? Pasteur'muş değil mi? Oysa
Akşemseddin'den çaldığı. Çünkü aralarında neredeyse 50-100 sene fark var. Ama zalim, bizim bu zalim 100 senelik otoriter zalimi İslam alimlerinin hiç göstermemişler. O adam gelmiş, burada Osmanlı'nın mektebinde onları almış, gidiyor orada mikrobu buldum diyor. Mesela salgın hastalığı nasıl tedavi ediliyor? Ya girmesin, giren de çıkmasın, ateş de yakma şey var. Adam buradan almış, orada yeni bulmuşum gibi. Bizimkiler de 100 sene şu otoriter olanlar, İslam alimlerinin buluşunu devre dışı yapıyorlar. Onlar bulmuş gibi bizim evlatlarımıza anlatıyorlar. Cebir kimdir? İslam alimidir. Sıfır gün hükümdür. Avrupa'nın tüp temelini atan kimdir? Mesela İslam alimidir. Ama göstermiyor. Bizimkilerde saf tilikler, ehli misin? Evet ehliyim. Ehlisin tabii. Mesela şey için söylüyor, bugün de korona işte yakalanın. Ya diyor bırak ehli konuşsun diyor. Ehli ne konuşuyor? İneği vur. Tamam. Ondan sonra aman aman bütün akraba bağlarını çöz. Bir gün şeyin sistemi çök. Adamı odaya koy. Köpek gibi tabaklarla yemeğini ver. O daha beter adam hasta. Korku var diyorum. Olsun diyor anlatma diyor. Şimdi. Sen dinleme. Koronanın içerisi nedir arkadaşlar? Bizim savunma sistemimizi çökerten, bizi bitiren korkudur. Haftır. İnsanoğlunun aşamayacağı hiçbir şey yoktur. Derman olmayan bir hastalık vermemiştir. Korkuyla. O nice hastalıklar vücudumuzda var. Haberimiz yok. Vücut atıyor onu. Öyle değil mi? Bildiğin zaman kötü bir haber. Midenine vurmuyor mu? Bugün iyisiniz. Şu anda size deseler ki koronasınız. Bu haliniz olur mu? Ders dinleyemezsin ya. Korku diyor ya usta. 6 tane zalim damarının en dehşetlisidir. Koku haf damarı. Zalimler onu tahrik ediyor diyor. Onu söylüyor. Ben de onu üstünü açıyorum. Çıkartıyorum. Anlatma. Niye? Birileri rahatsız oluyor. Rahatsız olduğunu nasıl anlıyoruz? Diyor. Onları sana saldırtıyor. Ne acayip bir şey. Ustad diyor ki benim talebem Süleyman. Süleyman talebem diyor. Sıdık Süleyman. Ama bak ne kullanmışlar, ne kadar yöntem kullanıyorlar. Bakın arkadaşlar uyanık olun. Sıdık Süleyman'ın damadı berbermiş. Berberlik münasebetiyle bir münafık arkadaşı vardı diyor. Risalede geçiyor mu geçmiyor mu? Ha, münafık berberi etkiliyor. Berber kayınpederini etkiliyor. Kayınpeder ustadı etkiliyor. Ustad bu silsileyi söylüyor. Evet ya Sıdık Süleyman böyle şey yapar mı ya? Sarak aleyhinde olur mu? Bu olmuş işte. Ustad diyor ki gerçi bizim talebedir, Sıddık'tır ama damadı münasebetiyle damadıyla alakadardır. Damadı da berberlik münasebetiyle münafıkla arkadaştır diyor. Bilemezsin ki. Allah Resulü zamanındaki münafıklar yok mu oldu? Sure-i Tak'ta gözüküyorlar. Veli nimetleriniz olarak gözüküyor. Veli nimeti kurtarıcınız olarak gözüküyor maalesef. Peki son cümlem olsun. Münafık, berber, ustadın Sıdık Süleyman ve ustad. Kaç tane daire oldu da. Şimdi direk yapmazlar. Şualarda geçiyor. Beşinci şuada. Ya yapar veya yaptırır. Cumhuriyet Halk Partisi döneminde yapılmayan zulümler demokrat zamanında yaptırmış zihniyet. Demokratlara yaptırmış. Yani kanunlar, Müslüman'ı bağlayan kanunları hep Menderes'e çıkarttırmışlar. Anlıyor musunuz? Ustad der, yapar, tabiri kullanır, yaptırır, söyler, söylettirir. Bak, anlıyor musunuz? Ha, o zaman benim etrafımda bir daire olsa var. O daire arkasında ikinci bir daire olsa o da var. Bir daire daha olsa ona ondan sonra bana teslim ben de söylüyorum. Vay abi şey yapar mı ya? Siz buna bakmadık. Abi doğru söylüyor. Bir hikmeti vardır ya. Abi bir böyle bir böyle. Bir böyle bir böyle. Hasan abi bir böyle.
Hasan abi bugün böyle söyledi. Hasan abi bugün yani hikmeti varmış. Hiçbir hikmeti yok. Cehaletinden başka bir şey yok. Ben nedir? Beni tesir ediyorlar kardeşim, tesir ediyorlar. Etrafımdaki insanlar beni tesir altına alıyorlar. Örnekleri doludur. Yani çok doludur. O kadar yani. Akıllı olalım, akıllı olun. Ben evet iyi niyetliyim. Buna şüpheniz olmasın. Abiler iyi niyetlidir, kardeşler iyi niyetlidir ama önemli olmak o yetmiyor. Onu etkileyen birinci çember, onu da etkileyen ikinci çember, onu da etkileyen üçüncü çembere bakın. Bakın kimler var etrafında? Hah, o onun lisanıdır. Onun etrafında kim varsa onun lisanıdır. Unutmayın ama. Abinin veya kişinin, hocanın, şeyhin iyi olması şey o kadar ifade etmiyor. Kimdir? Etrafında kimler var? Peki suçu ne? Etrafını almayacaksın. Şimdi müsbet hareket dersimiz ne kadar oldu? Yarım saat geçti ama bazı şeylere girdik. Bu da size lazım. Bir daha söylüyorum. Benim iyi niyetim yetmiyor size. Ne olur Allah rızası için bunu nazara alın. Beraber hareket ediyoruz. Mesela diyelim ki bana ilaç verdiler. Tuhaf tuhaf şeyler konuşuyorum. Bir hikmetim var diyeceksin. Emre. Ha, hakaret etmeyeceksin, çöpe atmayacaksın, bakacaksın beni. Çünkü niye? Abi bakıyoruz ya abiye yukarıya. Ya bu abiye böyle değildi. Bu da öyleydi. Demek ki bir şey yemiş, içirmiş, bir şey olmuş. Öyle değil mi? Ha. Birincisi bu. Ben bu, alacağım. İkinci şu. Sağım, iyiyim. Abuk subuk konuşmak bir ilaçtan veya iyiyim ama abuk subuk konuşuyorum bir böyle bir böyle. Diyeceksiniz ki bu mu? Etrafındaki çemberlerde sıkıntı var. Ben tek hareket etmiyorum ki. Bizim de elhamdülillah dairelerimiz açın değil mi arkadaşlarımız? Ben de oturup kalktığımız onlarla fikirlerine, içtihatlarına ve ferasetlerine güvendiğim kardeşlerim var vesaire. Görüşüyoruz. Maddi meseleler ayrı, dershanenin sevk idaresi ayrı, ilmi meseleler ayrı, siyasi meseleler de ayrı. Benim de çevre kadrom var. Ben onların nesi oluyorum? Ben ifadesi oluyorum, sözcüsü oluyorum. Değil mi? Beni tek düşünmeyeceksin. O zaman benim çevrem beni etkilediği gibi benim ilaç da beni etkiler. İlaç onu tesir aldığı gibi Mehmet, çevrem de beni etkiliyor. Evet Latif abi. Şey bu cennetle müjdelenen sahabelerin bir kısmı Hazreti Ali Efendimiz'e mesela şey yaptıkları gibi yani muhalefet ettikleri gibi de denilebilir. Evet. Vesile oldu. Münafıklar vesile oldu. Evet. Evet ama aynı. Yanlış içtihatla. Yani bilerek Hazreti değil ama içtihat ama. İçtihat atası yani. İçtihat atası. Ama neticede İslam zarar gördü, Müslüman zarar gördü. Ben de şey diyecektim abi. Mesela hani şey dediniz ya hani çevredekiler veya çevredekilerin çevredeklerinden öyle öyle hani mesela onlara öyle sorular gelir ki yani başkaları tarafından böyle menfi bir şekilde sorulmuş bir soru sizden o cevabı beklerler yani. Öyle, tabii öyle mesela soru soruyorlar aslında önüne trene ray koyuyorlar. Evet abi. Böyle gelsin diye. Ray koya 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 haberin olmaz. Raylar keskin olmaz. Uzun vadeli bir ray olur ama 10 derece, 5 derece böyle eğik eğik yapa yapa oho bir baktın ki güzel yandan çıktın. Yani soru sorarlar dalga geçmek için, soru sorarlar kafana soru şüphe takmak için, soru sorarlar güzergahını değiştirmek için, soru sorarlar suç işlettirmek için, soru sorarlar tahrik etmek için, soru sorarlar içsel bütünlüğünü bozmak için, sorarlar da sorarlar. Allah için de soranlar çok az olur. Sizin abi dediniz ya yanındakine etkileniyoruz. Etkileniyorum tabii. Hazreti Ali'nin bir sözü var diyor ki Hazreti Ali'ye soru. Biraz sesini şey yapsana. Hazreti Ali'ye soru soruyorlar. He. Niye senin zamanında bu kadar olaylar ya oldu da eski zatların yanında olmadı diyor. Maşallah Allah razı olsun. Güzel bir şey hatırlattı Mehmet. Bu da diyor ki bizim yanımızda siz vardınız onların yanında da biz vardık diyor. Ya. Hazreti Ali'ye soruyorlar sen fitnenin başısın demek istiyorlar tamam mı? Tövbe. Diyorlar ki niye senden önceki Hazreti Ebu Bekir'de, Ömer'de, Osman zamanında fitne yok da senin zamanında fitne var Mehmet Ali? Demiş ki onların yanında bizler vardık. Benim yanımda da sizler varsınız.
Yer mi Hazreti Ali? Adama böyle yedirir. Sen münafıksın diyor ya. Lazcası, Türkçesi, Arapçası hep bu. Onların yanında biz vardık. Bizim yanımızda da sizler varsınız diyor. Bak çok önemli. Soldu. Toplumsal böyle bir ciddi sorularla dayatması var. Ne yapacağız? Ne demek ne yapacağız ya? Bunu tutulmayacaksınız artık buna. Böyle tutulmak dönemi geçti. Buna böyle tutmayacaksın. Artık buna böyle yapacaksın. Öyle tutulma yok. Dilin. Böyle yapacaksın. Böyle. Böyle. Başka şansın yok. Duman edecek dersin. Buraya bakacaksın. Buraya. Tamam. Bütün tarikatların, bütün o şeyin devamıdır. Risale. 12 hat tarikatın cemidir diyor. Orada söylüyor. Hazreti Hasan'ın birinci emirdağında söylüyor. 72 mi? Sayfada söylüyor. Ya, Risale-i Nur'u. Ha bu kastan bak ikisini indirdim bak. Bak bizim abi Kastamonu abi. Hangi abiyle hareket ediyorum? Kastamonu abiyle hareket ediyorum. Abi ya içini nasıl düzeltiyorum? Emirdağ abiyle hareket ediyorum. Bu. Artık ehli hak vasıtaları hakka ayna darlık ettikçe aynayı tutarız ustadımız tabiri. Aynayı koruruz. Niye? Güneşi bana göstermesi nispetinde. Bu ayna güneşi gösteriyor, bana yansıtıyor. Ha, bu ayna güneşi gösterdikçe aynayı tutarız, koruruz. Ama ayna kendisini bana gösterirse koyun kenara. Değil mi? Arkasına gıybet, üstüne de bedduayı güneşe koyup bana gönderin. Buna uyacağız. Bunun başka hiç şansın yok İbrahim. Böyle tutmayacaksın abi. Nasıl tutacaksın abi? Böyle. Niye dedim ben bunu? Bunu ben uydurmadım. Zübeyir abi, Rüştü abi demiş, o da bana demiş, ben de size söylüyorum. Böyle tutulmayacaksın. Öyle yok. Böyle. Tutulmadıkça. Yani şu, buraya göre. Ha diyeceksin ki, ha öyle. Edebini de terbiyeni bozmadan tamam diyeceksin. Bildiğin gibi buraya göre hareket edeceksin. Ustam bile öyle diyor yani. Ben Risale-i Nur'a muhalefet etsem beni dinlemeyin, Risale-i Nur'u dinleyin diyor. Nerede söylüyor hatırladınız mı? Neuzubillah. Said dedi Risale-i Nur aleyhine dörse siz sadakatınızı bozmayacaksınız. 125 Emirdağ 1. Başka Said de bir Nur talebesidir. Emirdağ 1 ilkokul numara 48. Bir şeylerle kıyas edip niye söylüyorum bunu? Bir şeyle nispet edersen unutamasın daha. Şimdi müsbet hareket dersimizi ben lügatına biraz şey yapayım. Ondan sonra bir dahaki perşembe ve cumartesi öğlen dersi müsbet hareket gireceğiz. Ama lügatı bilmemiz lazım. Müsbet hareketin lügatını. Yani müsbet hareket şey yapmamak. Yani mesela ne anlıyorsunuz müsbet hareket? Hemen onu şey yapayım. Ondan sonra şey yapayım. Mehmet! Çevren, sen ne anlıyorsun abi? Müsbet hareketten ne anlıyorsun? Ne anlar? Böyle bana kısaca böyle bir derse birisine toplandığım bir yerde müsbet hareket diyorlar nurculuk. Müsbet hareket. Yani gittin akrabayı sileriz merak etme kameraya. Rahat ol. Yani müsbet hareket deyince papağan gibi ezberlemişiz ama müsbet hareketin içi nedir? Ne demek ya müsbet hareket deyince ama çok kısa. Siyasi olaylara karşı olmak. Siyasi olaylara karışmamak diye anlıyorum. Sen ben, ne anladın? Ben Mehmet'e sordum ya, Mehmet'in önceden verdiği cevapla cevap verdim. O mu vermiş? O vermiş cevabı ama hatırına gelmedi nedense. Diyor ki Mehmet, laikalar Risale-i Nur talebelerinin ilmihal kitabıdır diyor. Müsbet hareket budur abi. Yani buraya bakacaksın, müsbet hareket bu, nasıl? Bu hareket. Yani. Uyuyor mu, uymuyor mu? Uyuyorsa müsbet hareket ediyorsun, uymuyorsa müsbet değil. Hareket etmiyorsun. Başka farklı bir şey diyen var mı? Lisanı kaldığın daha kuvvetli ve daha tesirli diyebilir miyiz? Yani müsbet hareket ne? Mesela bir yerde cenazeye gittik. Cenaze evine gittik. Kur'an veya sohbet edecektik. Oturduk. Seni Abdülbasit Özbek. Özbek sen Türkiye'den geldin kardeşim. Nurculuk diye yanına kaldın. Orada müsbet hareket diyorlar. Ne demek Abdülbasit, Nur müsbet hareket dedikleri zaman iki kelamla cenaze evinde toplumda böyle halka gir. Niye cenaze evi diyorum? Hem okumuş da var hem cahil de var. Hepsini kuşatacak. Ne derdiniz? Abi bir ara ders yapmıştınız ya. Ha. Kelimeleri tam olarak hatırlamıyorum. Tamam olsun. Maneyi şey yap. Yani,
Yani uygunluk manasında hani ona göre uygun güzel davranmak yani. Tamam, belagat eyli, mukteze hale mutabık şey yapma. Bu münaşatla münazat bir şeyler demiştiniz ama evet. Orada bir kelime söylemiştiniz. Veciz bir yer hatırıma geldi abi. Ha. Bazen hasen olur ahsenden ahsen, öyle miydi? Yani? Yani bazen hani en güzeli yapmak en güzel olmaz. Zamana göre, zemine çok göre, güzel. Kişiye göre değişir. O zaman oynak mıdır sizin mesleğiniz derse ne diyeceğiz? Abi. Oynak mıdır? Oynaktır abi. Yani meslek hani oynak değil hani zamana göre, zemine göre, kişiye göre, bakış açına göre değişiyor. Değişiyor. Peki sen, doktor sen ne dersin abi? Tespitle aynı kök herhalde. Bazılar diyor bu arada doktor diyorsun okumuş yani o doktorluk yapmış hastaneden ayrılmış kafasız biraz eksik diyorum ya. Yani adam doktorluğu bırakmış vakıf olmuş. Bu arada vakıflar teşvik için söylüyorum hizmet etsin şu sıfatın. Sen söylemiyorsun ben söylemeyeyim de bir beis olmaz. Herkesin varmak istediği yere varmış. Vazifeyi yaparken demiş ki ben manevi doktor olacağım. Onun için hani bazıları kardeş canlı yayında diyorlar. Evet arkadaşlar doktordu ve vakıflığa yapıyor. Doktordu, okumuyordu, bitti o. Ne anladın abi sen? Tespitle aynı kök herhalde. Hey canlı yayında sesi açık olan. Kapat sesini çoluk çocuk sesi geliyor. Konuş. Tespit edince bir şeyi sarsıntıdan muhafaza etmek, bütünleştirmek vardır ya abi. Ha. Müspet de herhalde böyle Müslümanları şeye getiren, ittihada ha, sarsıntıdan koruyup, birinci sıfatı o diyor. Tahribin zıttı gibi yani. Tahribin zıttı bakın. Tahripten koruyan, bütüne getirip istikamete koyan. İki iş diyor. Yani dağınıklığı bütünleyen, iki istikametsizliği istikamete koyan. Şimdi birisi soru mu soracaktı ki onun sesi açtı? Hasan abi ben bir ekleme yapacaktım. İki kelime dediniz ya. Müsbet hareket ne ifrat ne tefrit. Vasat hareket etmek müsbettir. Güzel. Güzel. Tamam. Maşallah. Abi bir de bir yerde demiştiniz. Bozmayın yeter. O müsbettir. Bozmayın yeter. Sesi biraz yükseltsene şey yaptım Abdülbasit. Benim en telefonum. En yüksekte abi. En yüksekte mi? Bozmayın yeter. Tamam. Peki. Başka yoksa ben biraz... şey yapayım, müsbet hareketi içini doldurmak istiyorum. Lugatını yarın işte Perşembe ve Cumartesi buradan okuyacağız. Ama ilk önce adamı bir tanıyalım. Hasan abi, şurada bir cümle değil de üstad ya ben geliyorum. Tamam. Bizler asayişi... Ama hızlı okur musun? Bizler asayişi muhafaza netice veren müsbet hareketmiş. Evet. Asayişi muhafazayı netice veren bu asayiş nedir? O zaman adama hiç dokunmaması lazımdı. Maluma. Şimdi ben... Müsbetteki Mevci abi hizmet imanı içinde diyor. Hizmet imanı içinde hareket ettiği zaman müsbet hareket olmuş oluyor yani. Hizmet imaniye içinde. İçinde hareket ettiği zaman müsbet hareket oluyor. Tamam. Şimdi ben okuyayım. Zamanımız bu kadar. Şu anda ben müsbet hareketin içini beraber dolduracağız. Tamam. İçini dolduralım. Böyle... Usulü çok seviyorum. Yöntemi çok seviyorum. Yönteme. İfrat tefrit olmayacak. Müsbet hareket. Lugatını veriyorum. İçini dolduracağım. Doğruluğu aşikar olan, belli ve ispat edilebilen, niçin yaptın dendiğin zaman, niçin söylediğin dendiği zaman, esasata dayandırılabilen, yani bizim esasat nedir? Kitap, sünnet, icma, kıyas. Bu. Yani yaptığın hareketleri, söylediğini esasata dayandırılabilen, dayanan, doğru düşüncelerin kabul edileceği kanun ve nizama uygun hareket. Yani o düşünce şeklinin, o hareketin dinen onaylanması gerekiyor. Yani din nedir? Kitap. Ben ayet var olmaz. Bütünselliği bu. Kitap, sünnet, Vehhabiler gibi yapmamak lazım. Vehhabiler gibi yapmamak lazım. Şialar gibi daha yapmamak lazım. İki zıt kutup ya. Şia ile hemen kısaca söyleyeyim. Şialar Kur'an'ı pek kabul etmezler, çaktırmazlar ama çünkü onların Kur'an'ı Hazreti Fatıma'nın yazdığı Kur'an'la 17 bin ayettir demezler ama ben söylüyorum size. 17 bin ayettir Şiaların Kur'an'ı. Fatıma'dı. Efendim abi. Abi bu o 17 bin ayet kabul edenler bu Şia'nın en ifrat kısmı değil midir? Ekserisi gene de
Hani ehl-i evet, evet. kabul edilenler. Doğru doğru. Oradan aşağı ineceğim şimdi zaten. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh ilah kabul eden, 17 bin ayet diyen vesaire. Vasatı nedir? Hadis-i şerifleri vasatını söylüyorum. Hazreti Ali, Fatıma-tı Zehra, Hazreti Hasan Hüseyin'i nakledi hadisler kabul, diğerini kabul etmezler. Vasatı da bu. Kardeşime söylüyorum. Bu ayet Kur'an'ı kabul ederler, vasatları. Fakat hadis-i şerif bu eksenli hadisleri kabul ederler. Bunun da üstü açık olduğu için uyduruldur, Hazreti Ali demiştir gibi bir sürü şey var. O zaman nedir? Dinin doğruluk ölçüsü, kitap. Onun hayattaki fiili uygulaması, sünnet. Allah Resulü, ben size iki şey bıraktım. Kitap ve sünnetim, uygulama. Üç, bu uygulamalar ve kitap ta İmam Azam'da başladı perdelenmeye. Ta o zaman yani. Hazreti İmam Azam, tabi'in imamıdır yani. Sahabeyle görüşüyor. İbn-i Mesud'dan ders almış yani sahabeden. Niye ihtiyaç olmuş iştihada, mezhebe? O zaman başladı perdelenmeye. Anlayamıyor içerikleri. Ha, nedir? İştihat. Senin müştehit olduğunu, o konuda uzman olduğunu ne? Kim söylüyor? Senin hakkında icma olacak. 4. Kitap, sünnet, tamam. Kıyas, icma. Buna dayanacak. Demek ki müsbet hareket, hareketlerimizi, sözlerimizi din onaylaması gerekiyor. Tamam. Hareketin içeriği, yani zahir ve batını inşa etmeli, tahrip etmemeli. Tamam. Bak şeyi o, mantığı o. Yani ruhunu, içsel yapını ve dış dünyanı bütünsele getirecek, tamir edecek, tahrip etmeyecek. Doğruluğundan emin etmesi için edile-i şeriyeye, yani bu dört kaynağa, kaynağın bütünselliğine, sırf git Kur'an'a değil, sırf hadise de olmaz. İcmak-ı bütünselliğine dayanmalı. Sonra Allah razı olsun o kardeşim bak şey yaptı. Bak ne kadar hoşuma gitti İbruen. İfratını söyledin Şiaların diyor. Tefriti de var. İfratları bu. Hazreti Ali ilah kabul ediyor. Ötekiler de inkar şey yapıyor. Vasatını söylüyor. Evet. Kur'an'ı kabul ederler. Ama hadis-i şerifleri böyle yapalım. İkaz ettiği için, hatırlattığı için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Memnun oluyorum. Gurur duyuyorum yani böyle. Yanlış yapmak istemiyorum. Allah'ın Celle Celaluhu okuyorum gidemem. Emrine uygun, tahripkar ve tecavüzkar olmayan müsbet hareket Allah'ın emirlerini, ben nereden bileceğim emirlerini? Asrın imamları olması lazım. Allah'ın emirlerini, ben bu asırda Allah'ın emri nasıl olur? Bilmiyorum ki. Kitap ve sünnet var. Sabahtan akşama çalışıyorum, Kur'an'ı mı anlayacağım? İmam Azam daha sahabeyi görmüş. O zaman o tabi'in insanları direkt Kur'an ve hadisten hareket edememiş de ben ne edeceğim şimdi Kur'an ve hadiste? O ne yapmış? İmam Azam ve tek başına mıydı? Kadrosu vardı. İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed Eşeybani Hazretleri onlar birkaç tanesi. Kaç tane deniliyor ya? 3000'i aşkın ama kendisi meşveret ettiği 330 küsur tane talebesi arkadaşı varmış İmam Azam'ın. 3000'i aşkın talebesi var ve 300 küsur tane hatırıma gelmedi. Onlarla meşveret ediyor, müzakere ediyor, sonra mürakkebeyi atıyor, onaylanırsa onu söylüyor. O ihtiyadını söylüyor. Onaylanırsa ötelerden. Bambaşka ya. İyi ki elimizde bunlar var. Ben yanlışımı ben nasıl anlayacaktım? Devam. Demek ki... Abi ben çok özür diliyorum. Fesadane o soruyu sormadım. İki sebebim vardı. Biri size sormam sizin bildiğinizi düşündüm. Zaten bildiğinizi de biliyorum.
İkincisi de Allah'la kul arasında bir ayrım oluyor. Allah'ı ayrı yere koyuyorlar, kulu ayrı yere koyuyorlar. Halbuki öyle perde yok. Bunu demek istedim. Yoksa ben Allah'ın zatı haşa değilim, olamam da zaten. Orada ben de sonra kendime söyledim, ben bu cümleyi nasıl kullandım diye, ama tamam. Ben fesadane sormadım. Tamam, fesadane değil de kelamın oraya götürdü, panteistleri götürdü. Ben de sana öyle kızma ve sitem etmek zorundayım çünkü dinleyenler yanlış anlayışına sen sebebiyet vereceksin. Aynen öyle. Sonra onu düşündüm. Tamam. Ben düşündüm. Onun için Ebu Hüreyre radıyallahu anh hazretleri var. Vakıfların başı. Başı bazı şeyler söylemiş. Allah Resulü demiş ki bildirme. Ve diyecektir ki Ebu Hüreyre radıyallahu anh, ben her bildiğimi söylesem, sahabe ediyor, beni din adına kafamı keserdiniz diyor. Bana iki kalp ilim verin diyor abi. He? Bana iki kalp ilim verdi. Bir o mevcut elinizde diyor. Diğerini de söylersem diyor, kafamı başım gördüğünden uçursunuz diyor. Uçursunuz. Onun için yanlış anlayışlara, onun için ben size nimetim, siz de bana nimetsiniz. Birbirimizin yanlışlarını düzeltiyoruz. Onun için Mehmet Sur, rahat ol. Öyle örnek gösteriyorum, burada olduğunu da biliyorum. He. Yanlış anlayışlara şey yapmasın. Allah da isimdir, ismi azamdır. Mazariyetle olmak ayrı şeydir. Onun için böyle oldu. Önü o şiddetle, o şekilde önü alınmasa farklı anlayışlara olur. Sende olmaz ama dinleyen de olur. O zaman indallah bende herkes mesul olur. O konuda tavizim yoktur. Esasat edile-i şeriyede sari olacak. Yani otobanda giderken bariyerler, yol belli olacak. Aşkın, taşkın, Coşma, koşma, yok. İçerisinde ne düşünürsen düşün ama hududun belli. Tamam. Sana bir kavim soru sorarak konuş. Evet, bir kavim, evet. Demek ki tahripkar olamaması için bu dört taneyi ben bilmiyorum. Kitap, sünnet, bu çok önemli şu anda söylediğim. Bazı şeyler altını çiziyorum. Bak, kitap, sünnet, icma, kıyas. Bunu bilmiyorum kardeşim, ben nasıl bulacağım bunu? Ha, kolay olsun diye Allah bu dördünü o asırdaki bütünselliği asr-ı mücedidlerine vermiş. Her 100 senede bir mücedidin din geliyor mu? Evet. Hadisi kutsi. Ha, bana göre ama Risale-i Nur diye kimseye dayatamam. Bu da yanlış. Bu yanlış. Ha, bana göre mücedid budur. Ama mücedidlik var mıdır yok mudur? İnkar eden gider. Çünkü hadisi kutsi var. Nerede geçiyor? Barla 163'te geçiyor bu hadis. Hadis-i Kutsi. Ha, o zaman herkese bir göre bir mücedidi var. Ama bana göre mücedidim bu. Kitap, sünnet, icma, kıyası dördünü koyar mısın tencereye? Karıştır pekmez tayin diye. Bütünselliğe getir. Asıl mücedidindedir. Ha, onun hareketi müsbet harekettir. Asrın. Çünkü mücedid demek o asırda Allah'ın razı olduğu söz ve fiilin bütünselliği orada. Allah ondan razı. Allah 100 senede bir mücedidi niye gönderiyor? Çünkü peygamber daha gelmeyecek. Kitap gelmeyecek. Şimdi söyleyeyim. Peygamber gelmeyecek. Hatemallah, Hatemen Nebi. Bitti. Kitap da gelmeyecek mi? Yeni gelişen hadiseler var. Toplum değişmiş. Sorular değişmiş. Hadiseler değişmiş. Bu sorulara kim cevap verecek din adına? Bakalım ayet ve hadislerde yok, sari yok ya. Ha, o zaman nedir? İşte bu mücedid. Mücedid kimdir? Asra bakacak yaşadığı topluma. Geçmiş değil. Yaşadığı, mesela ben kürsüdeyim şöyle. Camide kabul edin. Kime hitap ediyorum? Önümdekilere. Ben önümdekilere hitap eder gibi gözükürken sil onu, 100 sene sonraki insanlara hitap ediyorum. Böyle bazı olur. O zaman her 100 senedeki bir mücedid önünde bulunan asrın mücedididir. Gelecek asrın değildir. Mücedid bu. Vaaz ederken önündeki cemaatinsin. Cemaati kale almayıp böyle gelecek asrı hitap ediyor. Hayır, mücedid her asra hitap etmez. O asra hitap eder. Onun için her asra hitap etseydi her 100 senede bir mücedid gelmezdi. Niye Allah'ın rahmetini daraltıyorsun? İmam-ı Rabbani Hazretleri dönemi değil. Efendim, Mevlana Ali Bağdat'ın mücedidliği dönemi değil.
İlk müceddit taassup olsaydım İmam-ı Azam derdim. İmam-ı Şafii'dir. Badıl abi koymuş o 14 tane müceddidi. 14 tane müceddidin isimleri benim şualarda var. İsterseniz ama şey getirme de şualarımda yazmışım. Ha nedir o? Bu müceddidin vazifesi şu. Bu asırda alıyor bayrağı, gelecek asra teslim ediyor, kendisi gidiyor. Müceddit. Bu asırda Süleymancılar müceddidi ayrıdır. Mübarek. Doğru mudur? Onların doğrusu. Menzilinde doğrusu Mahmud Efendi ama benim müceddidim bu. Tamam neyse. Önemli olan şu. Senin söz ve hareketlerini müceddidin yöntemiyle edileşeli uymuş oluyor. Tamam. Ya ne diyor bir de okuyayım orayı. Allah'ın emrine uygun, tahripkar ve tecavüzkar olmayan, yapıcı ve tamir edici tarzda olan, yani mizan, adalet ve insafa uygun hareket. Bunu Risale'de bir cümleyle izah et. Bir şeyin vücudu bütün etsasını vücuduna vabestedir. Adem ise bir cüzünün Adem'i ile olduğundan zayıf adam iktidarını göstermek için tahrip taraftarı oluyor. Müsbet yerine menfi hareket ediyor. Ha, toparladık ve dersimiz bitecek. Müsbet sabit bir mihenk noktası olacaktı. Müsbet sebete sabitleyen seni, içsel alemini ve dış eylemsel dünyanı sabit bir bahraca, yani ipe, yani limandaki babaya, deniz dalgalı. Lap lap lap. Sandal gemimiz oynuyor. Ama ip bağlı olsun. Ne kadar oynarsan oyna ama bu mesafede oynuyorsun. İşte müsbet sebete, sabit bir miyengi noktaya kendini bağlayarak içsel ve dışsal dünyanı bu merkezde ifade etmek, yorumlamak. Sabit hareket nedir? İşte sabit hareket edile-i şeriyedir. Edile-i şeriyenin her 100 senede bir gelen müceditlerin öğretilerindedir, derslerindedir. Bizim noktamızda, biz konuştuğumuz için bize göre Kastamonu laikası diş dünyamızı yap, yapma, de, deme, git, gitme, ver, verme, vur, vurma, onun yanına ol, onun yanına olma, dostun düşme bu. Diş dünyayı. Emir da... Hasan abi. Efendim. Müsaadenizle bir şey sorabilir miyim? Sonra. Mevlana Halid'den, Üstad'dan sonraki asırda yani siyasi Mehdi olarak mı müceddit düşünmemiz gerekecek? Nasıl olacak? Her 100 senede bir, her 100 senede bir müceddit geliyor. Kendi asrının müceddididir. Yeni bu müceddit gelirse la teşbih ve la temsil, İsa Aleyhisselam geldi. Musevi hükmü kalktı. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam geldi, İsevilik de kalktı. Gibi bir müceddit geldi, önceki müceddidin hükmünü kalkar. Ama bir müceddidi her asra teşmil etmek neye benziyor? Musa Aleyhisselam her asırda kıyamete kadar peygamberdir diyen Yahudilere benzemiş oluruz. İsa Aleyhisselam kıyamete kadar peygamberdir demek diyen Hristiyanlara benzemiş oluruz. Hepsini kabul ediyoruz. İmandandır peygamberleri. Ama bulunduğu asradır. Müceddikler de aynı kanundadır. Müceddit, mesela İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani Hazretleri, Mevlana Ali Dibadadi, bitti. Dönemleri bitti. Yeni müceddit. Ha ben sana budur demiyor. Ama yeni müceddit onlar olmaması gerekiyor. Çünkü kelime yapısı cedid, yeni. Yani esasat aynı. 15. şurada geçiyor. Esasat, din, kitap, usul aynı. Ama hareketi, içerideki manaları müceddit olacak. Sen beni bu asırdaki hareketimi 200 sene, 100 sene önceki bir şeyle, kitapla, bir müceddinin öğretisiyle tamir edersen yanlış etmiş olursun. Abi nasıl peygamberlerin en son peygamberi peygamber efendimizdir. Bütün dinlerine varistir, hepsini cem etmiş. Aynı bu gibi de müceddidlerin de en sonu Üstad Hazretleri'dir. Bütün onların hulasası. Usta bize göre bu tabii. Onu ekleyeceksin. Bize göre. Bize göre ama hakikat bu yani. Evet. Şimdi bir de şu var. Üstad da her şey benim de demiyor biliyor musun? Sen?
iman, hayat, şeriat. Bu bütünselliği, iman, hayat, şeriat, bütünselliği müceddittir. Ustad, Sike-i Tasdik-i Gaybiye 9, Bağla 163 vesaire yerlerde iman hizmeti, bu iman, hayat, şeriatı, iman hizmetini Risale-i Nur etti. Hayat ve şeriatı gelecek zattır diyor. Ama bizim de yani diğer cemaatlerde olduğu gibi bizim cemaatimiz içinde de mutaassıplar da var. Her şey budur. Her şey bu değil kardeşim. Abi ama şöyle bir soru geliyor o zaman. Büyük Mehdi de bu üçü de cem olacağını söyledi. Ha işte izah edeceğim. Ama çekirdek olarak. Tamam. Ha bak şimdi izah edeyim. 264 Emir Dağı'nda. Bak o gelecek zat Sike-i Tasdik-i Gaybiye sayfa 9'da nur talebesi olacak diyor. Tamam. Ne yapacak? O dar daireyi genişletecek. 163 Kastamonu. Ve yok Sike-i Tasdik-i Gaybiye 163. Şeyde benim sikkemi şuaları sikkeyi şualarımı getir. Barla dolu. Bak şimdi. Orada diyor ki Mehdi gelecek ne yapacak? Risale-i Nur hazır program görecek. Bu. Bunu genişletecek. Neyi genişletecek? Risale-i Nur çekirdeğini Beynel İslam, Alim İslam'a uygulayacak saat. Peki sen son ustadım. Ben o ben değilim diyor. Ben diyor iman hizmeti ve bu kadro, bu sistemin programını, sistemini, iman hizmetini yapmışım. Programı da koymuşum. O yapacak. Hayır ustadım sensin o. Onu da sensin. Bana diyor ki ustad manem. Hasan diyor ben o zaman kabirde olacağım diyor. O gelecek zat Mehdi olacak. O Mehdi bu çekirdeği genişletecek. Ustad sen kimsin? Ben diyor, ben konuşturuyorum. Diyor ki ben Büyük Mehdi'yim. Yani üç tane kare. Mehdi Ali Resulü, Mehdi Ali Resul. Üçünü cem eden. Okuyacağım. Kim o yapacak? O üç tabir değil. Mehdi Ali Resul değil. Büyük Mehdi değil. Mehdi. Ya öyle mi ya? O ahir zamanın Mehdi unvanını almamışlar diyor. Diğer Mehdiler için söylüyor. Bak ustad, ustada diyorum ki sensin. Hayır Hasan diyor. Ben o zaman kabirde olacağım diyor. Ya nasıl kabirde olacaksın ya sen? Ya bu iman hizmetini alim İslam'a teşmil edecek zat 163 söyledim değil mi? O diyor alim İslam'a şey yapacağı zaman diyor ben kabirde olacağım diyor. Beni mezardan mı çıkartıyorsunuz diyor. Diyor adeta. 163 değilmiş demek ki. Sayfayı tam size söyleyeyim. 163 o zaman Kastamonu mu? Hangisinde 163? Bulacağım da kafamda niye 160 Kastamonu'da değil. Sike-i Tasdik-i Gaybiye 9'da söylüyor. Abi. He. Abi, iman, hayat ve şeriat arasında yüzer sene geçecek gibi bir şey yoktur yani. Tabii ki geçen olmaz iman hayat. İman hizmeti onun gibi değil ki iman hizmeti 172 aldım. 172 Kastamonu mu? Yok. Sağ bak 172. Bak şimdi. Bak görüyor musunuz siz de canlı yayında? Çizmişim. Kastamonu'da okuyacağım. Kastamonu ile aynı mektup burada da var ama buraya bir kelime fazla eklemiş. Kelime. Onu da göstereceğim size. Kastamonu'yu da açayım. 108 Kastamonu. Bak. Bak arkadaşlar beraber yapalım. Aa 108 çıktı mı? Bak 108 çıktı. Hiç dokunmadan tevafukun da alameti makbuliyettir. Açtım. Bu çıktı. Bak. İkisini de okuyorum abiler. İlk önce Kastamonu'yu okuyorum. Bak şurada. Diyor ki muhbir-i sadıkın ihbarını aynen tasdik etmiş. Vukuat ile ispat etmiş. İnşallah daha edecek istikbal. Böyle kökleşmiş ki inşallah hiçbir kuvvet Anadolu'nun sinesinden onu çıkaramaz. Çıkaramaz. Ama şimdi aziz ya ustadım. Ya baksana. Koronada olmuş, hepten şu olmuş falan. Bak ne diyor. Ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir.
Yok diyor ya. La sen nasıl sadakatlısın ya? Al Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir. O daireyi genişlettirir. Ve o tohumlar sümbürlenir. O sensin. Ya ona ne biçim kafanı taşıyorsun Hasan? Ben o zaman bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz. Ben kabirde olacağım diyor. Sikke-i tasdik-i gaybede bir ekleme yapmış. Ha bak. Şuradan okuyorum. Hem öyle kökleşmiş ki inşallah hiçbir kuvvet Anadolu'nun sinesinden onu çıkaramaz. Ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri, yani eklediği şu, yani Mehdi ve şakirtleri eklemiş. Kastamonu'da bu yok. Mehdi ve şakirtleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir, o daireyi genişlendirir ve o tohumlar sümbürlenir. Biz de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz. Ne kadar rahatım. Çok şükür. Ama o ne yapacak? Şunu yapacak arkadaşlar. Sikke-i tasdik. Ya şey bitti, kıyamet bekliyoruz. Ne kıyameti ya o? Ne kıyameti? Sikke-i tasdik gaybiye 9. Hep göstere göstere gideyim. Bak buradan okuyacağım işte. Diyor ki, o zat ne yapacak? Kendi siyasetiyle mi yapacak? Ne yapacak? Malzemeyi neyi kullanacak? Elinde şu olacak. Bu hakikatten anlaşılıyor ki, sonra gelecek o mübarek zat, sonra gelecek o mübarek zat, Risale-i Nur'u bir program olarak neşir ve tatbik edecek. Ha, Risale-i Nur'u tatbik ve neşir edecek. O zatın ikinci vazifesi şeriatı icra ve tatbik etmektir. Birinci vazife maddi kuvvetle değil, iman hizmeti, belki kuvvetli itikat ve ihlas ve sadakatle olduğu halde. Bu ikinci vazife gayet büyük maddi bir kuvvet ve hakimiyet lazım ki o ikinci vazife tatbik edilebilsin. O zaten üçüncü vazifesi. Peki bu üç vazife cemaatin şahs manevisinde. O Mehdi de nur talebesidir. Usta şimdi kim? O gelecek zat ustadın talebesi ki Risale-i Nur'u neşir ve tatbik edecek. Risale'nin dairesinin dışında değil o adam. Talebedir. Neye benziyor? La teşbih ve la temsil. Ulul az peygamberler var. Kitaplar şey yapmış. Bir de peygamberler var. Musa aleyhisselam ulul az peygamberdir. Kardeşi peygamberdir. Bak nebidir. Kitabı yok. Ha, gelecek zat Mehdi'nin kitabı yok. Ondan önce Mehdi Ali Resul, la teşbih ve la temsil kitapla gönderilen Mehdi'nin o şeyini, çekirdeğini genişletecek. O programı neşir ve tatbik edecek. Risale-i Nur'u alacak. Ben ders yaptığım gibi. O uygulayacak. Kim o zaman? Nur talebesi. 2-3. Başka nerede söylüyor? 1. Emirden 264. Hele bir tanesinde söylüyor ki 64'ün arkasında. Peki ya o kadar gözükmüyor ya cemiyet böyle kapkaranlık ya dünya baksana bitmiş falan. Yok o sakın ha. Zahir öyle aldatmasın. Dal bir fırtına gelmiş ağacın dalını kopartmış. Gövdeyi de şey yapmış şimşek vurmuş. Kökü sağlam mı? Ne şunama bulacak? Nerede söylüyor? Emirdağ'da. Diyor ki onlar ne kadar da az dahi olsalar. Bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli olmasının üç sıfatı var. Onu söyleyin bakalım kim diyecek? Hasan abi. 266. 66. 66. 2, 6, 6. O çok böyle zahire bakıp dünya böyle siyah gelmesin size. Mehdi nasıl yapacak? Şuraya dayanacak. O zat, o taifenin uzun tetkikatiyle yazdıkları eseri. Kim? Risale-i Nur ve Ustad bunu yazdı, uzun tahkikatle yazıldığı eseri. Kendine hazır bir program yapacak. He? Uyuyorum seni ya. Program yapacak. Onun ile o birinci vazifeyi tam yapmış olacak. İman hizmetini Mehdi uygulayacak. Bu vazifenin, yani dünyaya yayacak ya, bu vazifenin istinad ettiği kuvvet, manevi ordusu, yalnız bir, ihlas, iki, sadakat, üç, tesanüt sıfatlarına tam sahip olan bir kısım şakirtlere dayanacak. Bir avuç kadar. Bir kısım. Bir kısım şakirtlerdir. Bunlar ya bunlarla olur mu? Ne kadar da az da olsalar bunlar manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar.
Dünya tarihine bakın. Tarihi değiştirenler öyle çöp, saman çöpü gibi değil. Tek tük ya. Darwin çıkmış, Karl Marx çıkmış, Gazali çıkmış, Tao çıkmış. İki tarafı da söylüyor. Hegel çıkmış, Bediüzzaman çıkmış. Tek tük ya. Dünya tarihi bunları değiştiriyor. Öyle şeye bakmayın öyle. Niye çok değiliz? Ne olacaktık ki? Kalite nerede ki çokluk? Ha? 50 milyon kuvvetindeyim diyor. Korkun ve titreyin diyor usta. Ya kardeşim bambaşka ya. Burayı da nereden okuduğumu göstereyim bak. Belki kardeşler, aa buradan okuyor. Emirdağ 266. Bakın abi, yani. Mektubatta bir yer var 95'te. Diyor ki ahir zamanda gelen Mehdi diyor. Gelmiş diyor. Büyük Mehdi gelmiş evet, diyor. Tabii şu anlarda diyor. Ahir gelen Mehdi gibi diğer asırlarda da Mehdi misal zatlar diyor numunelerini işte bulmuş diyor. Mehdi yapması. Sebak. 124 bin peygamber ya, en camisi, en son ya, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, la teşbih ve la temsil, Mehdi Azam da, Mehdi Ali Resul da, Büyük Mehdi de son olduğu için, artık son bu, daha yok, kıyametin son mu? En büyüktür. Sebebi niye en büyüktür? Geçmiş kavimlerin helak olmasına sebep olan günahlar var ya, Lut, Semud, Ad, kavimlerin helak olmasına sebep, peygamber gelmiş. Her kavme peygamber gelmiş. O geçmiş kavimlerin helak olmasına sebep olan günahlar şimdi yok mu? Peygamber gerekirken, o zaman peygamber vardı onlara. Aynı fiil bu var şimdi bu zamanda. Peygamber gerekirken peygamber yok. İşte o peygamber, o kavmi düzeltmek için hangi isme mazar ise, hangi ismi ism-i azama mazar ise, Lut aleyhisselam hangi ism-i azama mazar ise, asrın Mehdi'si, son Mehdi ne demek? Bütün geçmiş kavimlerin bütün pisliklerinin tamiriyle vazifeli olma sebebiyle o tamircilerin yani peygamberlerin mazar olduğu ismi azama bu Mehdi Azam da mazar olması lazım. Çünkü bana diyorlar ki sen bu tepecik dersende mesulsun. Ama yetkin yok. Lan nasıl mesulum? Bana mesuliyet yüklüyorsunuz, yetki vermediniz. O zaman bana etki vereceksiniz. Otur otur kalka ben yani sevk idare edeceğim, müdebirlik yapacağım. Bana bu yetkiyi vereceksin ki mesul olayım. Bana yetki vermede mesuliyet yüklenir mi? Ha ustad mesul mudur? Mesuldur. O zaman yetki de verecek. Yani Lut aleyhisselamın Semud, Ad kavimlerinin helak olmasına sebep olan günahların tamiriyle de bu asr Risale-i Nur vazifeli ise o zaman onların tamircisi olan peygamberlere verilen İsm-i azamlık makamı buna da verilmesi lazım. Yoksa nasıl yapacak tamir edecek? Peygamber değil. Ha? Peygamber değil. O zaman tek bir meşrep değil. Önce ne yapmış? Çok güzel bahçe. Hulusi abi bir meşreple çıkmış. Kastamonu'da Mehmet Fezi abi bir meşreple çıktı. Abdullah Yeğen abi, Aytimur abi, Hüsnü abi üçü bir meşreple çıkmış. Zübeyir abi, Tahir abi, Rüştü abiler, Mustafa Gül abi bir meşreple çıkmış. Said Özdemir abi bir meşreple çıkmış. Badıl abi bir meşreple çıkmış. Yani hepsi ne kadar hoş. İyi ki tek değil yani. Yani bir çiçekte bahar olur mu? Bir çiçekte bahar olur mu? Sırf menekşe var. Bahar olmaz kardeşim. Hepsi lazım. Hepsi de hak mı? Hepsi de doğrudur. Zaten bu Mehdi aslında diyor ki bu diğer Mehdi misal zatlar bu üç vazifeden bir tanesini yapmışlar. Birisini bir cihette yapmışlar. Evet. Bak, buyur abi. 3-4 tane bunları diyor tamir olacak, tamir yapılacak bütün bu ismi azamlara ismi azamı temsilen mi dediniz hani? Yok mazar olacak. Mesela diyelim ki bak transferini alacağım mesela İsa Aleyhisselam hangi ismi mazardı arkadaşlar? Kadir. Kadir ismi ismi azamına mazar diyor. Sözlerde söylüyor 24. söz. Ha abi. Alacağım şimdi sorunu alacağım. 20'de peki İsa Aleyhisselam'ın meşrebi neydi? Dima. Dima yapılandırıyor. Tamam? Ha Kadir ismine mazhar olan enfusi olduğu için İsa Aleyhisselam Risale-i Nur'da da enfusi ciheti olması lazım. Enfusiye meşgul olan Kadir ismine mazhar oluyor. Risale-i Nur ismi azamına mazhar Kadir ismine. O zaman nedir? Her günü Kadir gecesi oluyor. Şimdi gel abi. Abi yani mevzuyu dağıtmayayım ama peki bütün bunların yanında
Eşe başına çabuk kıyameti koparmazsa manasında bir yer var ya. 142 sözler. Peki o ifadeyi niye kullanmış? Tamam. Şimdi İslam'da haf ve reca her yerde var. Haf ve reca. Yani hafsız reca, recasız haf var mı? Şimdi bana söyleyin, imansız iman olsun. İman olabilmesi için küfrü etmen gerekiyor. İmansızlık yok. Dediler ki imansızlık sistemi niye Allah getirdi? İman olması için. Karanlık yok, aydınlık. Onun için o tabir haf ve reca kanunudur. Bütün beşer yoldan çıkmasa. Mesela senin o sorunun altındakini ben söyleyeyim. Veya bilmediğin şeyi ben sana söyleyeyim. Sungur abiyle, abi dedim her şey Risale-i Nur diyorsun. Her şey bitti falan. Artık o şaşa dönemi Menderes falan böyle. Bu tabirler var falan. Şimdi Sungur abinin şeyini söyleyeyim size de yakında olduğum için. O kadar acayip bir tazikat yapılmıştı ki Sungur abiye. Dengesiz olsun, sistemi bozulsun diye. Babamın oğlu değil ha. Ama bakın ne acımasız şey yapılmış. Dengeyi bozsun, ölmesin. Ama şeyi bozulsun diye. Halon yapanları da kısmen tahmin ediyorum kim yaptı. Hangi hastanede yaptılar. Adama korkunç ilaç verdiler. Sistemi bozulsun. İlk önce asabı yaptılar. Kovsun, dağıtsın. Düşük bir ahlakta gözüksün. Sonra ne dedi? Bir ilaç da verdiler. Ne dediğini bilemezsin. O masum zata ona yaptılar. Ama bu şeyi suçu birinci çemberde arayın. Orada yaptılar. Böyle yaptılar. En sonunda da aynı çember evine oturttular. Aynı çember evine oturtunca bütün o basın, sözler yayının, bütün o beyin arşivlerini aldılar. Çaldılar. X bir yayını diye karşımıza çıkarttılar. Çaldılar yani. Hem parayı hem kasayı hem de matbaa şeyleri. O Sungur abiye abi böyle diyorsun dedi. Böyle durdu. Öyle bir hucumda ki Mehdi bekliyor, Mehdi olacak gibi falan Mehdiler bekleniyor ya. Ehli dalalet, zındıka, ergonokver ve varyoz şeylerinden önce oluyor bunlar, tamam mı? O acayip cemaati yiyecekler. O zaman Üstad Hazretleri hedefi, Sungur abi hedefi dağıtmak için her şey bitti kardeşim. Risale-i Nur Üstad yaptı bitti. Artık kıyamet bekleyin. Yani onların böyle nurcular bir şey bekliyor deyip Üstad'ın ve nur talebinin beklentisini şey yapıp bütün nur talebinin önde gidenlere nasıl kıskaca alıyorlar, nasıl zulmediyorlar görmediniz mi en son bana yaptıklarını? Benden daha beter 10 katını söyleyen var vesaire var. Kesiyorsun önün arkasını. Ne yaptılar? Tam da yaptın. Niye hukuk işlemedi? Mafyaya mikrofon tutuyorsun, mecliste tutuyorsun, meclis milletvekiline tutuyorsun. Ya bunlar çıkmasın. Hala anlamıyor musun? Bunlar çıkmasın. Böyle ders olmasın. Baksana kaç tane kitap açtık vesaire. Ne yapıyoruz şimdi? Neyiz ha? Hepsini söylüyoruz. Külliyatını söylüyoruz mesela. Çıkmasın. Ha Sungur abi de hedefi böylelikle dağıttı mübarek zat. Mükemmel bir siyaset yaptı. Her şey bitti diyor. Tamam Risale-i Nur, Üstad diyor. O Mehdi dönemi diyor. Şey 50-60 arası diyor. Menderes dönemi diyor. Ehli dalalet, hepsi zındıklar. Ulan beni 10 kişi takip ediyorsa 1000 kişi takip ediyordu. Zeytinburnu'nda dedim ya size. Adama dedim ki bak dedim 3 seneden beri devam ediyorsun, geliyorsun. Bak bir zerre kadar bir gram gidemedin. Adam durdu. Artık sen git de başkası gelsin. Yani dedim ki sen abi biliyoruz. Sen geldiğin günden beri biliyoruz. Sen ilk günden beri biliyoruz ama belki nurcu olur diye sen ses yapmadın. Ya öyle mi hocam? Ya istihbarat o zaman istihbarat. Şimdiki değil. Adamı deşifre ettim. Hadi gitsin başkası gelsin. Niçin gelsin? Ne güzel işte biliyorsun tehlike olmayacak adama göre konuşacak. Belki o gelen nurcu olur ya. Senden bir şey olmaz dedim. Ya sen nurcu birkaç seneden beri beraberiz. Nurcu diye olmuyorsun dedim ya. Onun için ben seni zaten biliyorum. Boş ver artık. Başkası gelsin. Git söyle. Merkeze ben deşifre oldum. Başkasını verin. Peki onurcu olur dedi. Peki hocam. Anladın mı? Yani bazen böyle sefk idarede yapılan hareketleri bazı hikmetler iktiza ediyor. Risale'ni bize vermiş. Abi ne demiş önemli değil o kadar. Bunu söylerse ama onun hikmetini de içerisini söylüyor. O kadar hücum vardı ki onu böylelikle dağıttı. Ya tamam bitmiş ha nurcular diyor ki bir Mehdi beklemiyor bir siyasi. Ha tamam ya iman işte. Ya sana ne soru bismillah subhanallah ver çayı tamam hadi çayı falan. Böyle ha tamam bunlar şey değil uğraşmıyorlar.
Yoksa nasıl uğraşıyorsunuz? Şeyiniz yok ki ya. Ben 1928 Şubat'ta faili meçhul cinayetler, asit kuyuları, kıyma makinesine konulup insanları domuz çiftliğine balık denizlere atıldığı dönemi bilir misiniz? Bilir misiniz? Bir abinin kafasına uzun bir çiviyle canlı canlı kafasından duvara çivi çakılmış ya. 28 Şubat'ta ya. Beykoz'da ya, uzakta da değil. Biz neler çektik o 98, o şeyde, 28 Şubat'ta. Yani o zaman ne diyecek? Tabii tabii biz bekliyoruz Nurcu. Ha geldi, ha gelecek mi diyecek. Geldi bitti işte bir şey. Adama bak ne yaptılar, ona da fatura kestiler Sungur abiye. E peki 6 ayda bütün abiler sıraya nasıl gitti? 6 ay içine potaya soktular. Bakın ta Abdullah Yeğen abi, Aytimur abi, Badıllı abi, Rüştü abi, Sait Özdemir abi. Rüştü biraz daha geç şey yaptı. Onun sebebi de ölmesin ama dengesiz olsun, ne konuştuğunu bilmesin diye biraz uzun tuttular. Ama şunlar aynı potada öldü. Sait Özdemir abi, Badıllı abi, Bursa'ya derse gitmiş, hasta oluyor, ölü, ceset gibi haliyle Urfa'ya geldi, ölüyor. Hadi. Sait Özdemir abi, Badıllı abi, Aytimur abi, Abdullah Yeğen abi, Sungur abi, o 6 ay içinde. Yok, Sungur abi değil. Sungur abi 2012'nin sonunda. Ha, Diğerleri 6 ay. 6 ay içinde tırt tırt. Zaten Sungur abiyle Rüştü abiyi sonra bırakmalarının sebebi bunlar çok aktif, çok mecra veriyor. Bunlar gitmesin ama dengesiz olsun. Sungur abi kadar Filipinler şuraya buna hizmeti kim? Biz zaten onu bırak diyese hizmeti koruyamıyoruz ya. Yeri yer açmak değil, var olanı koruyamıyorsun. Ya nasıl bir hizmet, nasıl bir gayret bilmiyorum ki. Yani ona harf, kelime, dil uzatanın nasıl haşi meydana gideceğini bilmiyor. Hayatımla devam edecek hayatın demiş ustad da vesaire. Ne yaptılar? Aman dengesiz olsun diye. Neyse herhalde biraz olmuştu, biraz da uzadık. Ama inşallah bu müsbet hareketi vesaire ve gündelik hayatımızdaki bazı sorulara da inşallah bir nebze cevap olur. Ama neticede şu, Risale-i Nur'a tutunacağız. Evvel ahir bu. Peki ustad sağ olsa ne derdi şimdi? Sorusu gelse ne dersiniz ve son olsun? Ne dersiniz? Evet. Usta Çin'i sağ olsaydı ne derdi bize? Evvel ahir tavsiyemiz. Ne diyor? Evvel ahir tavsiyemiz nerede geçiyor? Hangi kitaptan, hangi sayfada? Usta bugün sağ olsaydı, sağ olsaydım şunu diyecektim dediği bir yer var. Evvel ahir, başımdan ve sonunda söyleyeceğim sözüm şu diyor. Kaç? Söyle canlı yayındaki. İttihat, tesanet, uhuvvet, muhabbet, onu mu diyorsunuz? O sözü. Evvel ahir tavsiyem diye başlıyor. Evet. Neredeydi o? Şualarda geçiyor abi. Şualarda geçiyor. Emir daha atmayın kardeşimiz, Müslüman kardeşleriz. Yapmayın böyle ya. Bunu esmerleyin ya. Evvel ahir tavsiyemiz şualarda. Kaç Mehmet? Sayfayı hatırlamadım abi. 312. Bak. 312. Göstereyim size. Ondan sonra bitsin. Evet. Şimdi ustad sağ olsaydı şöyle derdi herhalde. Demezdi kardeşim. Diyeceğini dedi. Ha şunu diyecekti. Yeri de gösteriyorum. Şunu kadar. Şu kadar. Bak okuyorum. Evvel ahir tavsiyemiz. İki nokta üst üste. Bir. Tesanüdünüzü muhafaza. Bırakın hizmeti korumayı. Şey saydığınız Ömer abiye demiş ustad. Bırak hizmeti düşünmeyi. Siz demiş uhuvveti koruyun yeter. Hizmeti Allah yapıyor. Risale-i Nur yapıyor. Siz hizmeti korumayı değil, hizmetle korunmaya çalışın. Hizmeti korumayı bırak sen. Hizmetle korunmaya çalış, korunmaya. Bir, önce ve en son tavsiyem. Tesanüdünüzü muhafaza. Tesanüd demek senetleşme. Bir noktada ittifak edin. Laikalara tutunun. Tesanüd senetleşmektir. Tutunun senetlere, senetleşin. Tesanüdünüzü muhafaza. İki, enaniyet, benlik, rekabetten tahaffuz edin. Enaniyetten, benlikten, rekabetten uzak durun. Üç, İtidali demi şöyle misal veriyorum. Ben çok ev hatırıma geliyor. Şimdi bekliyorum sütü, tamam mı? Dershanede süt aldık. Kaynatıyorsun.
Yani o nasıldı falan. Bir dönüyorum arkamı baktım duman etti. Lunch kaynayacak durumu diyor. Süt gibi kabarmamak, patlamamak. İtidali dem. Dem kan demektir. Kan, deli kan. Deli, deli. Dem var ya dem, kan. Fazla ileri değil, fazla yavaş da değil. İtidali dem, vasat, tansiyon orta. 11-8, 12-8. 18-20'lere çıkma. İtidali dem. Sonra ihtiyattır. İhtiyat demek belagat ehli ol. Müsbet hareket et. Bu. Öpmeyeyim mi? Bu kim? Bir ansiklopedi yazılmaz mı bu sıfık cümleye? Hastayım. İşte delidir de. Öpüyor. Abi de diyor ki faraza diyor hiç hizmet yapılmasa bile diyor. Faraza. Hiç hizmet yapılmasa bile şu anda yapılan hizmetler ahir zamana kadar netice verecek derecededir diyor. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok güzel. Çok güzel. Biz bir daha sonra İbrahim hizmeti korumayı bırak. Hizmetle korunmaya çalış. Tamam? Hizmetle koru. Buradan da şu anlaşılıyor ki abi en çok hizmet noktayı nazarından ihtilaf çıkacak. Niye yapıyoruz mesela hataya, mesela birbirimizi niye eleştiriyoruz? Niye ittifak olmuyor? İşte niye sıkıntı oluyor? İşte hizmettir diyor, ondan sonra kırıp geçiriyoruz. Hizmettir, onun adı kırmak dökmek oluyor eleştirirsen. Asıl belası işte tenkit. Ruhsal bir hastalıktır. Çok acayip ya. Rabbim muhafaza eylesin. Bugün cumartesi mi abi? Bugün evet. Cumartesi, pazar canlı yayın şeyimiz var. İnşallah bu ders perşembe, cumartesi. Bazen ben yapmıyorum, Ömer kardeş yapıyor. Onu da canlı yayındakilere söyleyeyim. Yani yapmıyor tembelliğimizden değil, onu da bilin. İç ve diş dengelerimiz var. Kardeşler yapıyor. Ben bugün Ömer yapacaktı gene. Ama ona verecektik, o yapacaktı. O dershaneye maddi işlerini... Muhammed yaptınız mı? Kapıları yapıyorlar. Evet. Tamam mı? Yaptın. Allah razı olsun bak. Ondan sonra. Hadi El Fatiha. Canlı yayında bir şey diyecek olan var mı? Ondan sonra ben de katıma çıkayım. Şimdi. Allah razı olsun. Amin. Kapatabilirsin ilk önce şeyi. Oradaki düğmeye.